evvela elhamdülillah rabbil alemin, her kitabın başında neyle başlıyoruz? Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu Fatiha-i Şerife'den iktibastır. Zaten Fatiha-i Şerife Kur'an'ın da Fatiha'sı başıdır. Hamdsiz işe başlayan sonunu getiremez. Bütün hamdler Allah'ımıza mahsustur. Bize bu meclisleri nasip etti elhamdülillah. Şimdi biz de bunun için hamd edeceğiz. Her zaman nasip olmaz. Erkek kula nasip olmaz. Vel akıbetü, netice, güzel sonuçlar kime mahsus olacak? Lil muttakîn. Meşhur bir dua değil mi? Vel akıbetü lil muttakîn. Akıbet ne demek? Güzel sonuç. Kime mahsustur? Muttakîlere. Muttakîler kimlerdir? Takva sahipleridir. Takva sahibi olmayanların nesi yok? Saadetten nasipleri yoktur. Akıbetleri güzel olmayacak. Sonları kötü olacak. Takvanın nesi var? Bidati var, nihayeti var. Bidati nedir? İslam'dır ve imandır. Bizde de bu vardır. Elhamdülillah. Bir de nihayeti vardır. Nihayeti yüksek seviyedir. Ortası emirleri tutup yasaklardan kaçmaktır. Alası kalbi Allah'ın dışında her şeyden korumaktır. O tabii kalp işi biraz zordur. Saadetin nesi vardır? Mertebeleri vardır. Evet. Her kim yarın ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle, yani hesapsız ve azapsız cennete gireceklerle haşrolmak isterse, istiyoruz da, isterse ne yapmalıdır? Takvanın en âlâ derecesine, yani tarikatta bir seyri sülükün, yani kalbi Allah'tan gayrı her şeyden kurtarma tasfiye operasyonu mertebesini kazanıncaya kadar bu konudaki incelikleri araştırmalıdır. İnce, ne kadar incelik var? Şüpheliden bile sakınma meselesi işte bu. Yani şüpheliden bile sakınırsa bunun nesi olmaz? Ahirette hiç hesabı azabı olmaz. Şüpheli bile ne yapar? Adamı biraz bekletir yani mahşerde. Zor iş ahiret. Ahiret çok ince iş ahiret. Yani adamın odunundan bir kıymık koparmış ya. Bir kıymık şöyle artık. Kürdan mı yapacaktı? Ne yapacak? Küçücük bir şey kıymık. Orada odunda kimin olduğu belli değil yani. İşte. Biz odunun tümünü alsak götürsek bize ne olur da adam makamı yüksekse hemen manevi ihtar gelmiş. Bunun hesabını sormadan çenete giremezsin. Buyurulmuş ona. Bize niye buyurulmuyor? Her gün kamyonunu bile çalsak götürecek. Bize buyurulmuyor çünkü biz muhatap değiliz yani. Muhatap bile değiliz çünkü helal aram ver Allah'ın sınıfındanız. Ama adam o makama gelmiş, ufak bir işte adama hemen tak iftarı çakıyorlar. Takva büyük iş. Ama ben cennete gireyim de sonunda cennete gireyim de, zaten girdikten sonra çıkmak var mı? Yok. Sonunda gireyim. Başında ya biraz cehenneme girsek de, azap görsek de, sitem çeksek de idare ederiz, oralarda geçeceğiz, ne yapalım mecbur falan derse bu adamın imanını son nefeste kaybetme tehlikesi vardır. Niye son nefeste kaybetme tehlikesi vardır? Bir miktar azabı cezayı Allah Teala'nın itabını, itab yani niye böyle yaptın sistemleri falan, bunlara sanki razı oluyor havası vardır. Bu çok tehlikelidir. İnsan günahsız olamıyor, o ayrı bir şey. Mesele ne? Mesele hiç azap görmeden, Rabbinin sistemine maruf kalmadan cennete girme niyeti taşımaktır. Bu niyeti taşımıyorsa, hani bunu becermek demiyorum ama niyetinde bile ya ben sonunda cennete girsem yine razıyım falan. İşte bu edna ile aşağı dereceyle yetinmektir ki dünya meselelerinde edna ile yetinmeyenler, en alasına talip olanlar ebedi ahiret hakkında en düşük seviyelerle idare etmeye kalkarlarsa bu imanın zafiyetinin göstergesidir. Şüphesiz inanan, şurada kaç gün kalacağım belli değil, orada ebedi kalacağım kesin, bu insan oranın efendim ebediliğini önemser. Nasıl öyle ben sonra girsem de olur. Olacak iş değildir. Onun içindir ki
Akıbet kimlerin olacak? Takva sahiplerin olacak. Rabbim ölmeden evvel takvanın üç basamağını da bize kazandırsın. Amin. Amin. Ve salatu ve selam. Bir kitap başlıyoruz, ders. Tabii ki talebe olma niyet edin. Boşuna mı dedik? Salat, Allah Teala'nın rahmetleri, feyizleri, bereketleri, tecellileri ve selam, selamları, bütün efendim inananların selamları, artık bütün varlıkların selamları, ala nebiyyihi, onun peygamberi üzerine olsun. Kimdir o? Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri ve alihi, onun âli ashabı üzerine, sahbihi, sahabesinin üzerine, âli ehli beyti, ehli beyt, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma anamız, Hasan Hüseyinler, kızları, eşleri, ehli beyti, hane halkı, ve sahbihi, sahabeleri, onun sohbetinde bulunanların üzerine olsun. Yani şunu bil ki diyor bu kitabın başında mukaddime yazan. Enne vahiden yine talebetil mütekaddimin, eski talebelerden biri, önceki talebelerden biri. Kimin talebesi? İmam Gazali Hazretleri'nin talebelerinden biri. Adı da bakalım var mı, ama sanki adı geçmiyor yani. Bu Eyyühen Velek, Ey Oğul Risalesi buna yazılmış. Fakat yani ismini görmedim. Belki başka şehirlerde var mı? Bilmiyorum. Evet, eski talebelerden biri lazeme devam etti hizmete şeyh, İmam Gazali Hazretleri'nin hizmetine, şeyh-i imam, hem şeyhtin hem imamdır. Kimdir o? Zeyniddin, dinin süsü. Kim dinin süsü? İmam Gazali Hazretleri de. Dinin süsü ne demek? Mübarek adam, o kadar hüccet, delil, burhan getirdi bu İslam'ı müdafaa için, ehl-i sünneti müdafaa için, onun için din-i mübini İslam sanki onunla bir zinet kazandı yani lakabı. Hüccetil İslam, İslam'ın nesi? Delili delil. Hüccet ne demek? Delil. İmam Gazali kimdir ya, sen ne diyorsun? Şimdi İmam Gazali'yi beğenmiyor. İmam Azam'ı beğenmiyor adam, bırak. Neyim? Allah Allah. Koca İmam Gazali. Evet. O zatın dersine devam etti. Hizmeti ne demek? Dersine yani. Evliyaullah, alimlere hizmet eden, ne yani onlara efendim takunyasını taşıyacak, peşkir getirecek, yemek getirecek, sadece bu mudur? Onların yanında hizmet eden ne yapar? Bütün ilimlere vakıf olur. Kimdir bu şeyh efendi, imam, işte İslam'ın delili, dinin süsü, ziyneti? Ebi Hamid. Yani bu künyesi Hamid'in babası Muhammed İbni Muhammed İbni Muhammed El-Gazali. İmam Gazali'nin ismi ne? Muhammed. İmam Gazali'nin ismi ne? Muhammed. Gazali nispeti yani. Evet. Efendim adı Muhammed. Babasının adı yine Muhammed. Dedesinin adı yine Muhammed. Yedi dedesine kadar Muhammed. Semerkant'te bir mezarlık var. Efendi Hazretlerimizde de gittik birkaç defa. İmam Maturidi orada yatıyor. Tabi orayı bu Rus işgallerinden, tabi 70 sene komünizmin elinde kaldı oralar. O zaman hep mezarlıkları bozmuşlardı yani. Hatta bir İmam Merginani var, meşhur Hidaye kitabı var ya, fıkıh Hanefi'dir o Hidaye. El Hidaye'nin sahibi İmam Merginani. Onda mezarı neredeydi? O zamanlar sorduk da işte bize bir ev gösterdiler. Meğer Yahudi'nin evi. Evinin içinde mezar yani. Orada içki içiyor falan. Girdik ziyaret edelim. Bize de izin verdi falan, ama tabii tahta o da yani. Altındaymış koca İmam-ı Merginani. Oradaydı mesela o zaman. Sonra uğraşıyorlardı, ediyorlardı. Biz sonra gittiklerimizde elhamdülillah oraların tümünü istimlak etti Müslümanlar yani. Sonra mezarlık, ama tabii yerler kayboldu yani. Hangi zat nerede yatıyor? İmam Maturidi de orada yatıyor. Efendim İmam Merginani. Yalnız o mezarlıkta 70 müçtehit yatıyor. 70 Hanefi mezhebinin içinde. Yeni mezhep Kur'an değil, İmam-ı Azam gibi değil de Hanefi mezhebinin içinde İmam-ı Züfer gibi mezhep içi müçtehit. Mezhep içinde müçtehit.
70 kat yapıyor derdi. Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretleri Medine'deki derdi orada 70 müştehit yapıyor. Ha o mezarlığın özelliği ne biliyor musun? O mezarlığın özelliği kendi adı Muhammed olacak, babasının adı Muhammed olmazsa oraya gömülmüyor. O zamandan beri mutlaka babasının ve kendinin adı Muhammed olanlar oraya gömülebiliyorlar. Semerkant'ta. Evet. Bu ismin faydası var mı? İsmin faydası var. Kaside-i Bürde şerhinde Şehzade Hazretleri İmam Gazali'den naklediyor. Ben de diyor çocuklarıma hep Muhammed ismi verdim. Babalarım da çocuklara Muhammed ismi verdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri de hep çocuklara. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin adı ne? Ahmet. Tabi o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi Ahmet. Ama bütün çocuklarının torunların hepsi adı ne? Muhammed. İmam Masum diyoruz mesela oğlu halifesi. Muhammed Masum o. Muhammed Masum, Muhammed Seyyid Nebul Berekat, Muhammed Sıddık, o vefat, Muhammed Said, hep Muhammed. Başlarına illa Muhammed ismi vermiştir. Allah-u Teala Habibine buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla inni la uazibu men sünniye bismike bin nar, senin adınla isimleneni ben ateşle azap etmeyeceğim. Senin adınla isimlenene ateşle azap etmeyeceğim. Bir vaatte es-sahiyye en uazibu min nar, ateşle azap etmekten haya ederim. Haya ederim. Yani onun için birçok mevahib ile dünniye diye bir eser var muhteşem. Malkas Kalani'nin mevahibde de bu rivayetler zikrediliyor. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette ne diyor? Bir kul Allah-u Teala'nın huzurunda durdurulur ve iki kul Allah'ın huzurunda durdurulur. Yukafu abdani beyne edeyillahi teala. Mahşer günü iki kul Allah'ın huzurunda durdurulur. Feyumaru bimayen cenneti, bunlar cennete gitsin buyurulur. Fekulani, onlar da derler ki Rabbena bileste ehlel cenneti ve lem ne'mel amelen, bizim çok bir amelimiz de yok ama biz bu cenneti neyle hak ettik derler. Fekulullah Teala udhulel cennete, Mevla buyurur ki onlara buyurun girin cennete. Feinni elzemtu ala nefsi, ben nefsime Allah'ın nefsi olur mu? Olur. Nefis zat demektir. Anladın mı? Nefis ne demek? Şahsı, nefsi demek yani. Allah'ın nefsi derken Allah'ın zatı demek yani. Ama Arapçada kullanılıyor mu? Allah hakkında kullanılıyor. Mesela ayet okuyacaksın burada konuştuğun zaman. Böyle şimdi lakaluga yok. İsa Aleyhisselam Allah ne diyor? Mahşer günü ne diyor? Te'alemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsike. Maide suresinin sonu. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilemem. Bak oradan nefis, Allah Teala'ya nefis itlak olur mu? Anladın? Nefis kelimesi kullanılır mı? Nefsi, Allah'ın nefsi ne demek? Zatı. Ama Türkçe'de yanlış anlamlar, biz kullanmıyoruz. Ama Arapçayı tercüme ederken kullanıyoruz. Allah'a şey denir mi? Şey. Denir mi? Akaid'de, emali metninde Allah'a şey deriz ama hemen peşine diğer eşyaya benzemez kaydını koyarız. Allah'a zat deriz ama altı yönden hali şartını koymakla. Anladın mı? Nefis, zat, şey. Şey Kur'an'da da var. Kul eyyü şeyin ekmeru şehade. Bu ayet. Habibim sor ki hangi şeyin şahitliği daha büyük. Kul söyle ki Allahu şehid. Allah en büyük şahittir. Demek demin de ne söylüyor? Hangi şeyin şahitliği daha büyük? Allah'ın. Ya o zaman ne demiş oluyor? Şey demiş oluyor. Ha, bu çünkü şeyin manası Arapçada nedir? Mevcut demektir. Mevcut ne demektir? Türkçeleşmiş ama var demektir. Vücut sahibi. Yani vücut varlık demektir. Mevcut var demektir. Şey de mevcut demektir. Allah'tan daha büyük mevcut var mıdır yani? Hakiki varlık ancak Allah'ın var. Evet. Ne buyuruyor? Ben nefsime, yani buradan geldik buralara. Rabbim ne buyuruyor? O biz cenneti neyle hak ettik ya Rabbi soran iki kişiye. Ben nefsime lazım kıldım ki en la udhilen nara menizmü Ahmedu ve Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem.
ismi Ahmet ve Muhammed olanları cehenneme sokmayacağıma dair kendime karar verdim kendi kendime. E tabii ki bu, yani kendin kafir olursun, dinden çıkarsın, ehli sünnet, o ayrı bir şey. Ama Müslüman olup da bu isimlerin faydası var mı? Faydası var ya. Evet. Evet, hangi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ne buyuruyor? Mâmin mâidetin habara aliyan ismi Ahmet ve Muhammed, bir sofrada Ahmet ve Muhammed isminde kim bulunursa illâ kaddesallâh derke el menzin, o evi, o sofrayı Allah kutsar. Mukaddes kılar. Evet, fikir yanlar değil. Allah iki kere o eve, o haneye bereket yağdırır. Kutsiyet affeder. Efendim, sofrada olanlar yemeğe bereket, sofrada bulunanlara bereket. Evet efendim. İstişare yapılacağı zaman mutlaka Ahmet ve Muhammed adında olan birini istişarede bulundurmak uygundur. Şart değil. Uygundur. O istişareden iyi netice çıkar. Yanlış karar çıkmaz diyor rivayetlerde. Hadis-i şerifine buyuruyor. Ne? Ebdurratül Muzuye isimli eserde. Bunları Hadimi Hazretleri naklediyor. İmam Gazali'nin bu eserini şerh etmiş. Konya Hadim'de yatıyor. Büyük Evliya Allah'tan. Gidemedim. Gidemediğim yatırlardan biri. Aklınızda bulunsun yani. He? İşte gidelim de gidemedim. Hadime çok nedirim. Geçen biri de geldi oradan, dedi ki seni o kabrin başında dua ederken gördüm. İnşallah dedim geleceğiz demektir. Hadim kazası. Konya'nın Hadim. Yüksek bir yermiş. Orada yatan Hadim'in, büyük veli, büyük alim, onun eseri. Burhan Gazali'nin bu şeyini şerh etmiş o şimdi. Bu şerh o. Evet. Ebdurratül Muzuyeder, o da başka kitaptan naklediyor. Hocam hocası kitaptır. Nakil kaynaksız konuşulmaz. Hadis-i şerifine buyuruyor. Menhul dilev mevlud, kimin bir çocuğu olur da, bir çocuğu doğar da, Fesemma Muhammeden, onun adına Muhammed takarsa, hubbenli ve teberruken değil, bana olan sevgisinden ve benimle bereketlenmek için, kâlehu mevludu fil cennet. O da çocuğu da doğurduğu da cennettedir. Evet, bu da hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Men hulibelev felâtetun minel veledi lenlüsemmü ahadehum Muhammeda tebeccefâni. Üç tane oğlu olup da birine Ahmet ya da Muhammed takmazsa bana cefa etmiş olur. Yani bana karşı soğuk davranmış olur diyelim. Bir Türkçe izah olarak. Yani meşverelerde, sofralarımızda, evlerimizde, ocaklarımızda Muhammed adında, Ahmet adında kişilerin bulunmasında müstehaplık vardır. Yani farz değil, vacip değil, müstehap, yani hoş görülmüş, sevgili görülmüştür. Enes hadisinde radıyallahu anh, semmû evlâdekum bismi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Çocuklarınıza Muhammed ismini takın. Hadis-i şerifte de ne bu? Tesemmev bismi velâ tekennev bükünyeti. İsmimi koyabilirsiniz, künyemi takmayın. Künyesi nedir? Ebu Kasım. Ebu Kasım, künyemi kullanmayın, ismimi takın. Bu da sahihte geçer. Feydâ semmeytumû Muhammed'e, çocuklarınıza Muhammed adı takarsanız, feberûûn ve ekrimûn, onlara iyi davranın, onlara değer verin. Velâ tukabbi'ûlûn ve cem, sakın suratlarına karşı yüzlerine kötü sözler söylemek, saymak falan. Ağzına, burnuna bilmem ne edeyim falan, aman amanım, sonra melekler sana ne ederler, bilmem ne ederler. Onu ben bilmem. Böyle Muhammed adında, Ahmet adında olanların suratına, efendim, uzuvlarına, efendim, ne yapmayın, takbih ifadeleri, çirkin, müstehcen kelimeler onlar hakkında kullanmayın. Ben adı Ahmet ve Muhammed olanlara özel şefaat edeceğim. Ve eşfe'ul ümmeti kıyya, ümmetimin tümüne de genel şefaat edeceğim. Bu da önemli. Herkes şimdi adını Ahmet, Muhammed diye değiştirmesin yani. Ondan sonra da ne olmaz? İşte kimse kimseyi tanımaz yani. Bu sefer ben yine kurtarırım. Cübbeli Ahmet, cübbelisi var ya. Sen ne yapacaksın? Şalvarlı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? El takip mi yapacaksın? Dolu mu yapacaksın? Yani ona göre işte bir şey takacağım başına yani. Herkes Ahmet olursa da o da olmaz yani. Allah babamdan razı olsun. Amin. Sizin de babalarınızdan. Amin. Müslüman ismi taktıkları için bize. Güzel isim. Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri nedir? İsminin
düzgün takacak yani. Efendim, bir evde adı Muhammed olan biri varsa ehline geniş gelir, hayrı çok olur, melekler hazır olur, şeytanlar dahil olur, bırak olur. Melekler ekrimi usta habibillah'tan. Melekler neler Allah'ın sevgilisinin adına ikram edin. Yani adına ikram. İşte tabii taşımak meselesi yani. O adı taşıyan da ne yapmayacak? Affedersin, kendine sövdürtmeyecek yani. Sen şimdi velâ tesubbü dediğine de oyanın dünya fesubbü mâdden bir ayrı. Putlara sövmeyin, onlar da Allah'a sövmesin diyor. Yani batıl olduğunu söylersin ama hakaret mari söversen, Allah'a sövdürürsen günah sana yazılır. Hadis-i ne buyuruyor? Ananıza babanıza söyleyin. Dediler ya Resulallah, ben anama babama niye söyleyeyim? Dedi ki sen adamın ana babasına söylersen, o da senin anana babana söylerse, sen kendi anana babana söylemiş olursun. Niye? Sövdürmüş olduğun için. Şimdi bunlar çok önemli meseleler. Yani adın Ahmetse, adın Muhammedse, yani veyahut da neyse sakalın varsa, yok hacıysan falan, bunlar bir vasıftır. İslam'ın sembollerindendir, temsil etmektedir. Sakalın varsa, sarığın varsa, cübben varsa, çarşafın varsa, üzerinde bir İslam nişanı, tesettürün varsa, yani dine gıcık olan biri senin şahsından geçip bu sakallılar, bu cübbeliler demeye başlar. O zaman yani adından öte direkt İslam'a da sövdürürsün. Dikkatli olacağız. Müslümanlık kolay iş değil. Yani İslam nişanlarını taşımak da kolay iş değil. İnşallah biz bunu taşıyacağız. Biraz külfeti olabilir dünyada. Buna da katlanacağız. Ama ahirette de bunun şerefine nail olacağız. Bunun bir şerefi var. Ama bir zahmeti de olacak yani. Kolay bir şey değil. Evet. Şimdi İmam Gazali Hazretleri hizmetinde daim oldu. Eski talebelerden biri. Oradan onun adını söylüyor. Kim işte adı? Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazali Hazretleri. Onu söylüyor. Ve istehalebi tahsil. Onun yanında tahsille meşgul oldu. Ve kıraatil ilmi aleyh. O Şeyh Efendi Hazretlerinden ders okumakla meşgul oldu. Hatta cema'a bu talebe ne yaptı? Cem etti, topladı. Dekâ'l ulûm. En ince ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf hepsini yuttu. Vestekmele kemale erdirdi. Fedâ ile nefsi, nefsani faziletleri ne demek? İlim, amel, ahlak, melekat-ı hamide, övgüye değer melekeler, kabiliyetler geliştirdi. Thumme innehu, sonra bu talebe tefekkara yevmen, bir gün düşündü, daldı gitti. Fi hali nefsini, benim durumum ne olacak? İlimleri yuttu. Amelleri de bütün yapıyor. Hiç eksik yok. Tasavvuf da tamam. Yani nefsini de tezkiye etti, terbiye etti. Fakat yine de benim halim ne olacak diye düşünmeye başladı. Çünkü tefekkür ne demek? Düşünmek. Yani bir insan sonunu düşünse, imanlı ölebilecek miyim diye düşünse, ölümüm nasıl olacak, sonum nasıl olacak diye düşünse, bu nedir? En büyük tefekkür. Tefekkürü sa'a, kavmi ibadet sene. Bir saat tefekkür, bir sene gafletle ibadetten hayırlıdır. Bazı rivayetlerde 60 sene, 60 sene, bazı rivayetlerde 70 sene, 70 sene normal böyle alışıla gelmiş örf adet kabilinden yapılan ibadetlerdense bir an düşünmek. Ne olacak ya Rabbi benim durumum? Sen ne büyüksün, ben ne rezil durumdayım. Bu şekilde bir düşündü. Rahat alâ bâli, neticede aklına geldi ve kâle, kalbinde kendi kendine düşündü. İnsan evvela nerede konuşur? Kalbinde konuşur. Konuşacağı şey insan evvela nerede kurar? Kalbinde, aklında kurar yani. Ondan sonra dile döker değil mi? Çoğu kere ne konuşacağım diye giderken düşünürüz bir yere birisiyle konuşmadan evvel. Dedi ki inni fara'tu, ben okudum envâ'an minel ulûm, türlü türlü ilimler okudum. Ve saraftu, harcadım rayane umri, ömrümün en kıymetli dönemini, kuvvetli dönemini ala teallumiha, bu ilimleri öğrenmek üzere ve cem'iha, toplamak üzere sarf ettim. Vel an, şimdi ise yenbeği, gerekir ala aleyye bana ne gerekir? En aleme, bilmem gerekir. Neyi bilmem gerekir? Eyyü en nev'iha,
İlimlerin hangi çeşidi yenfa'uni, bana fayda verir? Gaden, kıyamet gününde, yarın. Yarın ne demek yarın? Yarın ahirette. Hep hocalar konuşurlar, ne derler hep? Yarın ahirette. O yarına dikkat edelim. Ayet-i kerimede de bunu buyur. Velten zurnefsin ma'akad demet li gaden. Haşr suresi Levenzelna'nın hemen üstündeki ayet-i kerimede ne buyuruyor? Her nefis yarın için ne hazırladığını düşünsün. Yani çünkü dünya bugün, ahiret yarın. Bu kadar yakın. 100 sene, 1000 sene bile bitmiş. Bizimki mi bitmeyecek? Ömürler bitmek üzere. Yarın ahirette bana hangi ilim fayda verecek? Şimdi kardeşim, mühendisliği yutsun, hendese, cebir, matematik yani, kozmografya, yani gök bilimleri. Efendim, şimdi ne diyorlar işte? Astronomi diyorlar. Efendim, tıp, hikmet, doktorluk falan. Şimdi dolu ilim var yani. Ben yarın ahirette bu ilimlerin hangisi bana yarayacak? Ve yunisuni, benim vahşetimi def edecek, bana ünsiyet ve huzur verecek. Nerede? Fi kabri. Mezarımda benim yoldaşım hangi ilmim olacak? Ve eyyuha, hangi ilim? La yenfav, hatta truke. Hangi ilim? Ben onu bırakmadıkça, efendim, fayda vermeyecek. Eyyuha, hangi ilim? La yenfavuni. Hangi ilim bana fayda vermeyecek? Hangisi verecek, hangisi vermeyecek? Verene sarılacağım, mezarda fayda vermeyeceğini anladığımı hatta etrukehu bırakacağım. Yani vakit geçirmeyeyim, ömrüm gidiyor. Neyi okuyayım, neyi dinleyeyim yani? Bırakacağım diye düşündü. Kema kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Allahümme inni eûzübike, ey Allah ben sana sığınırım, min ilmin, bir ilimden ki, la yenfe'u, fayda vermez ola. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Evet, ve min kalbin la yahşâ'u, senden korkmayan kalpten sana sığınırım. Ve min cehmetin la tedme'u, yaş akmayan, senin korkunla yaşarmayan gözden sana sığınırım. Ve min nefsin la teşbe'u, doymayan nefisten sana sığınırım. Ve min dua illa usma'u, işitilmeyen, kabul görmeyen duadan sana sığınmadığı bir şey bırakmadı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, tabii ki haram ilimler zaten hepten şey, felsefe, şabeze, efendim, hokkabazlık, sihirbazlık, birçok mesele var. Ama bazısı da faydasız hepten. Festemerrat, süre gitti. Hazil fikratı, bu düşünce bu talebede, talebe derken şimdi öyle hoca yoktur yani tabii ki. Bütün ilimleri İmam Gazali'den okumuş yani. Talebe deyince talebe, işte ders okuyan herkese talebe denir. Ama onun seviyesi, sen şimdi talebe deyince o ben hocayım o zaman deme yani. Bu düşünce onda bir zaman sürdü gitti. Hatta ketev ile avrat şeyh Hüccetil İslam Muhammedil Gazali rahimeullahu teala, o mübarek büyük veli İmam Gazali Hazretleri'ne bir mektup yazdı. Bu mektubunda istiftaen niçin yazdı? Fetva sormak için. Yani görüş almak yani. Fetva görüş almak istedi. Ve Selami Hüseyin Efendi Hazretleri'nden sordu mesaile. Bir takım meseleler efendim fıkıh meselelerinden de bazı şeyler sordu. Olabilir. Ama en mühim ahiret azığı için sordu. Veltemesi istedi nasihaten, bir nasihat istedi. Ve duaen, bir de dua öğret bana dedi. Liyekra'e fi evkati, dua vakitlerinde, kabul saatlerinde, Mekke Medine gibi kabul yerlerinde, kutsal yerlerde falan o duayı yapacağım. Bir de dua hazırla bana, bütün dualardan süzme istedi. Uyanık yani. Kale izalike talibu, o talebe sonra kendi kendine şöyle söyledi ve şöyle düşündü. Ve inkâne musannefâtü şeyhil imam, imam hazretlerinin musannefatı. Ne demek musannefat? He? Musannef ne demek? Musannef tasnif edilen. Tasnif ne demek? Tedvin edilen, yazılan kitap yani. İmam hazretlerinin kitapları, ne demek kitabı var? Alimler tasnif ettiği kitapları saymışlar, ömrüne bölmüşler. Her güne, çocukluğu dahil yani, ergenliği, çocukluğu, yaşadığı hayatın her gününe 4 tane büyük sayfa düşmüş. Yazdığı.
yaşadığı günün her gününe dört tane büyü sev. Şimdi o 10-20 sayfa olur. Eski usulü, o eski yazılarla. Böyle yazıyorlar, bir kitap çıkıyor ondan. El yazılar. Ömrünün her gününe. Ya onun en büyük kitabı nedir? İhya. Ulûmiddin, din ilimlerini ihya. Evvela felsefeyle de çok uğraştı. Sonra felsefenin sonu olmadığını anladı. O Tahafutül Felasife, felsefecilerin nasıl batıla düştüğü hakkında da kitap yazdı. Sonra bu İbn Sina gibi, Farabi gibi felsefeyle uğraşan, tıpla uğraşıyor, kötü değil de tıpla felsefeyi karıştırıp felsefeyle uğraşanların sapıttığını, ehli sünnetten çıktığını, hatta dinden çıktığına dair de El-Munkız Minevvalan, sapıklıktan kurtaran adında bir kitap yazdı. Sonra tasavvufa döndü. Tasavvufa döndükten sonra hakiki ilimleri buldum diyor. Bütün ilimleri yuttum ama surete. Tasavvufa döndü, zikir zikir Emevi Camisi'nin minaresinde kaldı. Emevi Camisi minarede duruyor, minarede. Devamlı zikir. Ya riyazat. Aç, susuz, uykusuz. Ne zikirler, ne ibadet. Dedi ki alenen, ondan sonra anladım ki kendini demiyor. Evliyaullah dedi, alenen melekleri görüyorlar, görüşüyorlar. Yani açıkça görüyorlar. O makamları gördüm dedi yani. Evliyaullah'ın gördüğüne de itikat ediyorum diyor. Ne kitaplar yazdı, ne eserler yazdı ki İmam Gazali İhyası gibi daha misli yazılmamış yani. Bir eser. Efendim, bir alim eski ulemadan Mağrib'de, Morok diyorlar ya o ülke, orada adı da burada olacak, Ebu Hasan İbni Harzem. Bu alim büyük zat. İmam Gazali'nin İhya kitabını işte incelerken baktı birkaç yer sünnete muhalif diye gördü. Kitaptaki birkaç meseleyi sünnete muhalif gibi gördü yani. Kendi de alim olduğu için. Dedi ki sultan o zamanın kralına da hatırı geçiyor artık, devlette görevli bir alim olabilir. Gitti dedi ki bütün ne kadar el yazma, o zaman matbaa yok. El yazma ne kadar İhya Ulum kitabının nüshaleri varsa hepsini toplayacağız, yakacağız. Allah, bütün kitapları yani memlekette toplattı. Fıkıhçılardan da akıl sordu. Bazı fıkıhçılar da buna onay verdi. Kitapları yakacak. Ertesi gün bir yerde toplanmış bütün İhya nüshaleri yakılacak. Efendim o gece rüyasında bu alim zat yine adammış ki rüyasına geldiler ya. Dayak yedi, dayak, sopa yedi. Tevfik abi dediği gibi sopayı yedi ama yine büyük zatmış ki sopayı yedi. Sopayı yemeyenler korksun ya. Çünkü yaksaydı sopayı yemeden o zaman ahirette yakarlardı onu. Sopayı dünyada yemek iyi bir şeydir. Rüyasında baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında da Ebu Bekir ve Ömer. Radıyallahu teala anhuma. İmam-ı Gazali ayakta duruyor. Elinde de İhya kitabı var. Dedi ki ya Resulallah, bak şu benim kitabımı bir incele. Bunda bir bid'at varsa, senin sünnetine muhalefet varsa, bu adamın, bunu gösteriyor, bu adamın iddiası doğruysa ben Allah'a tevbe ettim dedi. Yani yanlış bir şey yazdıysam ben Allah'a tevbe ettim. Yok eğer benim kitabım sünnete uygunsa o zaman bereketlerinden bana, feyizlerinden, bereketlerinden bana gönder. Ve bu hasmından da hakkını almamı sağla. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı eline, mana aleminde oluyor. Tek tek varaka varaka yaprakları inceledi. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimler ondan zaten ulaştı. Tek tek inceledi. Sonra dedi ki vallahi dedi bu güzel bir şey. Beğendim dedi bu kitabı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun tasdikinden geçmeyen kitap muteber olmuyor ki. Kitabın esamesi okunmuyor sonra. Hangi kitaplar kalıcı? Hangi alimlerin adı yaşıyor? Ona uyanlar, sünnetine uyanlar kalıyor. Sünnetten ayrılan birçok sapık alim geldi. Hangisinin esamesi var ya? Yani? Sonra Ebu Bekir Sıddık'a uzattı. Sen de bak dedi. Hazreti Sıddık baktı. Hazreti Ömer baktı. İkisi de baktılar. Dediler çok mübarek bir kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi sana iftira atmış. O zaman bunun elbiselerini sor sırtını. Sopa atacağız. İftira sopası 80 sopaya. Dedi ki bunun sırtını soy.
soydular. Dedi ki müfteri had cezası 80 sopa sana vurulacaktır. Ona 80 sopayı rüyasında vur. Ama nasıl kalktı biliyor musun? Kanter içinde, ondan sonra ağrı sancı. Bir ay kamçı ağrısı çekti. Bir ay uykuda yedi. Rüyada yedi ama uyandı. Bir ay kamçıların ağrısı sırtından gitmiyor. Ondan sonra bir de sırtına baktırdı. Sırtında bütün kamçı izleri. Hatta alimler diyorlar ki birçok kitapta geçiyor bu. Vefat ettiğinde gömerken de yani cenazesi yıkarken dahi sırtında kamçı izi var. O kadar gitmedi kamçı izleri. Ondan sonra efendim hemen sultandan kararı iptal ettirdi. Bütün nüshaleri geri iade ettirdi. Ya bu nasıl bir kitapmış mübarek? Bir baktı tam sünnete muvafık buldu. Sopayı yersen muvafık bulursun. Ya bu nasıl bir mesele biliyor musun? Bu anlattığımız mesele hikaye değil. Bunu kim naklediyor kitaplarında biliyor musun sen? Bak kitaptan adını söylüyorum. Bu kitap İmam Suyuti'yi duydunuz mu Suyuti? Koca İmam Suyuti müceddiklerden, 100 senenin müceddini başında gelmiş, 910, 10. asrın müceddini. İmam Suyuti Teşbihül Erkam isimli kitabında naklediyor. Kimden naklediyor? Tekuyüttü'yü sürdüler. O Abdülhak Yafi'den, o babasından, o Ebu Abbas Mürsi, İskenderiye'de yatıyor, evliyanın en büyüğü. O kimden? Ebu Abbas Mürsi de bu sopayı yiyenden naklediyor. O alim zattan kendi dinlemiş. Zaten ondan sonra bütün alimleri anlatıyormuş. Ölünceye kadar ihyayı anlatmış. Demiş aman sahip İhya-ül-Ümit'in çok kıymetli bir eserdir. Efendim İmam-ı Sübki, İbn-i Sübki tabakat kitabı var. Tabakat-ı Şafii, Şafii ulemasının tabakaları diye çok büyük bir kitap. Neler anlatıyor orada İmam-ı Sübki? Çok büyük allame cihan, müçtehit. Şafii mezhebi içinde yani içtihada yakın makam sahibi. Onlar fikirliyor bunu ben. Neden uyduracağım ya? Ama Gazali bu. Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde buluşmuşlar. İmam Gazali gösteriyor. Hezbi ümmetikü vahidurun keza. Sizin ümmetinizde böyle alim var mıydı diyor. Musa Aleyhisselam da diyor o zaman onu imtihan edeceğim. Buyur et diyor. Musa Aleyhisselam da ona bir soru soruyor. İmam Gazali 5 cevap veriyor. Kaç cevap? Musa Aleyhisselam bir şey bulamayınca cevaplarda bu sefer diyor ki mübarek ya bir sorunun cevabı bir sorunun hakkı bir cevaptır sen uzattın lafı 5 cevap verdin hikmete münasebet olmadı diyor. İmam Gazali diyor Allah Teala sana sordu ki diyor Mevati Cebriye dedi ki ya Musa sağ elindeki nedir? Turbağında Kur'an'dan söylüyor İmam Gazali nereden bilecek orada mıydı? Kale ya Asay sen dedin ki bu benim değneğimdir. O yeterdi diyor. Elimdeki nedir? Değneğimdir. Niye dedin diyor tevekkev aleyha ben buna yaslanıyorum. Ve hüsübü alâ ganemi koyunlarıma yaprak düşürüyorum. Ve lehve mâribu uhra benim çok işlerime yarıyor. Daha farklı işlerim de var. Faydaları da var. Niye dedin fazla cevap diyor. Ben diyor Allah-u Teala ile konuşuyordum. Lafı uzatmakta fazla feyiz almak için uzattım. Ben de senin gibi lazım peygamberle konuşuyorum. Ben de mevzuyu uzatıyorum diyor. Ya dedi hakikaten bunun gibi ümmetimizde bizim yok dedi yani. Hoca İmam Gazali bu. Şimdi onun nasihatlerini dinleyeceğiz. Şimdi derken tamam bugün ders tamam. Bu 24 saatte bitmez eyyüel veled. Yani kısa kısa gideceğiz tabii. Şimdi başına geldik. Şimdi bu talebe diyor ki İmam Gazali'nin İhyası ve gayri diğer kitapları teşkemin ala cevabı mesaihi benim sorularımın tüm cevabına şamildir. O kadar kitap yazdı ki mübarek Hüccetül İslam. Hepsi onlarda var mı? Var. Lakin maksudi, benim maksadım ne? Eyyüküde şeyh haceti fi berekat. Benim istediğim kabirde, ahirette bana yoldaş olacak, vahşetimi ünsiyete çevirecek faydalı ilim ne? Ben birkaç yaprak, birkaç sayfada şey efendi bunları toplasın, özetlesin, tekür manmayı bu varakalar kâsü, koca ciltleri taşıyamam. İhya'yı nerede taşıyayım o zaman? Daha da zor yollar, izler. Ağaç sırtında gidiyorlar, yayan gidiyorlar. Şimdiki bile, arabada gidiyoruz yine bile kitabı taşıyamıyoruz. Ağır geliyor bize ya. Tekûn-ı Mâ'yı benimle beraber olacak müddet-i hayatı.
Hayatım boyunca o yaprakları muska gibi yanımdan ayırmayacağım. Neden? Vaaz, ne vaaz var? Ve anlamı bir mafya. O varakalarda Şeyh Efendi'nin yazdığı nasihatlerle amel edeceğim. Müddete umri, ömrü hayatım boyunca inşallah Teala, Allah Teala'nın dilemesiyle dilerse inşallah amel edeceğim. Biz de bu derse haftaya başlayacağız inşallah Teala. Sonra ömrümüz boyunca unutmayacağız inşallah Teala. Amel edeceğiz inşallah Teala. Kabirde yoldaş olacak, ilim kazanacağız inşallah Teala. Dünya geçiyor. Kabirde bize ne fayda verecek? Merak ettiniz değil mi? Evet. Ve Ketebe Şeyhu, Şeyh Hazretleri yazdı Hazreti Risalete, bu Risale'yi yazdı fi cevabihi, bu talebenin cevabında bu Risale'yi yazdı. Ne yazdı? İyalem şunu bil ki, eyyuhel veled, ey oğul, veled çocuk yani evlat. Yaramaz haylaz çocuğa veled derler de aslında haylazlıkla alakası yok, veled çocuk demek. Ey çocuk bil ki diyor, başladı, hep başlarında eyyuhel veled diye gelecek. Hepimiz onun manevi evladıyız. İnşallah bize de nasihatleri çok kar edecek. İşimize işleyecek. Çünkü amel eden insan onun vaazı tesir eder. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben dinlemeye gelmeyeceksiniz. İmam Gazali Hazretleri'nin dersine geleceksiniz. Ders çeviriyorum. Türkçe çeviriyorum. Ders İmam Gazali Hazretleri'nin dersi olacak inşallah. Tamam. Talebeliğe kabul. Var mısınız haftaya? Evet. He?